Ne güzel basmışsın böyle. Hayrına basıyorsun sanki. Gel. Zaman Makinesi Yapıyorum serisinin yeni bölümüne hoş geldin. Bu bölümde sana bir dünya deneyi, prototip bir dünya göstermek istiyorum. Prototip bir dünya fikrini seninle paylaşmak istiyorum. O zaman hadi başlayalım. Hadi. Prototip bir dünya. Zaman makinesiyle ilgili 13 bölüm hazırlayıp paylaştıktan sonra kafamda bazı düşünceler şekillenmeye başladı. Şekillenen bu düşünceler arasında zaman makinesinin bir gezegene benzemesi gerektiği var. Bak, buradaki metal iğne içerideki bakırlara temas ediyor ve içerideki bütün enerji metal bilye üzerinde biriktirilecek. Evet. İnsan formuna ev sahipliği yapan dünya gezegeni, dünya gezegeninin saat dilimine göre doğuyor, büyüyor, gelişiyor ve hık 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 diye hal böyleyken, dünyanın saat dilimine göre hareket edip yaş alıyorken zaman makinesinin de zaman açısından dünya benzeri bir tavır sergilemesi gerektiğini düşünerek bu prototipi hazırladım. Bu bölümde boosterları bağlamadım. Sebebi ise kafamı meşgul eden bazı soruların olması, kafamdaki bazı soruların cevabını bulamamış olmam. Bu noktada fikirlerin çok önemli. Videonun altındaki yorumlar kısmında fikrini belirtebilirsin. Böylece daha efektif bir sonuç elde ederiz. Sence merkezdeki metal bilyeye maksimum enerjiyi nasıl yönlendirebiliriz? Nasıl? Nasıl yönlendirebiliriz? Evet. Bahsettiğim dünyanın zaman doğrusunu örneklendirecek olursam, bir bebeğin doğumu çok güzel bir örnek olur. Malum, bir bebeğin doğumu doğal süreçte 9 ay 10 gündür. Abi, efendim. Abi 9 ay 10 gün. Abi 9 ay değil, 9 ay 10 gün. Abi bizi leylekler getirdi. Ve doğacak insan formu henüz oluşma aşamasındayken bile dünyanın bilinen yasalarına göre şekillenir. Ve 9 ay 10 günlük gibi bir zamanda doğacak seviyeye ulaşarak dünyaya gelir. Önceki bölümlerden referans alarak merkezdeki metal bilyenin sıcak bir yüzeye sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın çekirdeğine benzeyen sıcak bir yüzey gibi. Evet. Sıcak bir yüzey mi olmalı? Evet. Eğer doğum yapacak insan formu bir başka gezegende doğumu dünya şartlarında gerçekleştirse bile, doğan insan formu dünyaya döndüğünde yaşamak, adapte olmak ve yaşamını sürdürmek adına sıkıntılarla yüzleşecek ve dünyanın doğal süreci bu insan formu için probleme dönüşecektir. Halbuki dünya insan formunun doğasına uygundur. Fakat doğum dünyanın doğal dengesi ve algılanan zaman doğrusu dışında gerçekleşmiştir. O halde dünya gezegeni insan formu için zamansal bir doğal süreçtir diyebiliriz.
İnşa sürecine başladığımıza göre yine önceki videolardan referans alarak dünya prototipinin dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Dünya prototipi dönecek. Döndükçe içerideki enerji dönüyor. Ve dünyaya doğmuş bir insan formu dünyanın zaman doğrusuna göre yaşayacak ve geçmişi geleceğe taşıyacaktır. Bu halde bugün doğan bir insan formu doğduğu andan itibaren hafızasına 5 duyudan herhangi biriyle veya 5 duyunun tamamıyla kaydettiği bilginin geçmiş olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Aldığın tat, kokladığın çiçek, gördüğün fiziksel dünya, duyduğun müzik, dokunduğun her şey beynimize, hafızamıza işler. Ve hafızamızda kayıtlı olan bilgiler biz çağırdığımız sürece, çağırabildiğimiz sürece gelmeye mahkumdur. Evet. Bu bilgiyi hafızada tutarak beynimizin geçmişi kaydeden ve geçmişin bilgilerini referans alarak geleceği şekillendiren, şekillendirmeye çalışan ilkel bir makine olduğunu rahatça düşünebiliriz. Bu hal böyleyken, geçmiş beynimizdeyken ve geleceği de öğrenmek istiyorken gelin inşa edeceğimiz makinenin ana hatlarını belirleyelim. Ve bu ana hatlar içerisinde inşa edilen makineye insanların hafızalarında kayıtlı olan bilgileri aktarabildiğimizi düşünelim. Aktardığımızı düşünelim. Hafızalarımızdan makineye aktarılan her bir bilgi geçmişi oluşturacaktır. Ve geçmişin aktarıldığı bu makinede oluşan dünya geçmişi yaşarken bizler, geçmişi taşıyan bizler, dünyanın geçmiş zaman formunu elimizde, avucumuzda tutalım. Geçmişe gideceğim. Sen gelecekte doğdun, gidemezsin. Geçmişe gideceğim. Dünyanın geçmiş zaman formunu elimizde, avucumuzda tutalım. Tabi burada bahsettiğim geçmiş, yakın geçmiş olacaktır. Elbette. Malum ortalama insan ömrü Google kaynağına göre 79 yıl olarak biliniyor. Bu halde oluşturulacak makinenin bir insan ömrünü kapsayabiliyor olması gerekir. Ve bu durumda insanların hafızalarında bulunan bilgileri makineye, prototip dünyaya aktardıkça geçmişin haritalandırılması detaylandırılarak bir insan ömrü süresince geçmişi görebileceğiz. Tabii teknolojinin gelişmesiyle ortalama insan ömrü arttırılırsa geçmişi olan seyahatin zaman dilimi de aynı oranda artacaktır. Belirtelim, zaman makinesi gruplarına katılmak isteyenler zaman makinesi yapıyorum 10. bölümde açıklamalar kısmındaki soruların cevaplarını yine açıklamalar kısmındaki mail adresine göndererek gruba katılabilirler. Evet. Bir makine düşün, geçmişi gösteren ve geleceği biz insan formuna yaşatabilen. Evet. Time travel. O zaman bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoya kadar kendine çok çok iyi bak. Her videonun sonunda söylediğim gibi. You know who I am. I'm Hadi Oğutman. See you again. Time travel! Abi, geçmişteyse şimdi gelecek değil midir? Senden bu cümleleri duymak. Abi seni izliyoruz. Abonesin.